Snetek hoş geldiniz. Bugün beraber Deep'teki güncellemeye bakacağız. Çünkü Deep birkaç gündür çalışmıyor ve çok fazla da bana mesaj geliyor açıkçası. Tekrar tekrar aynı uygulamaları konuk alıyor gibi gözükebilirim. Ancak müsabakalar başladığı için hepsinin üstüne çok ciddi baskı var. Sürekli kapatılıyorlar, yasaklanıyorlar. Biliyorsunuz bir iki gün önce Jesus da kapatıldı ama çok kısa bir sürede geri geldi. Güncel Jesus uygulama dosyası yine bizim Drive'da bulabilirsiniz. Drive derken nasıl gideceksiniz, nasıl indireceksiniz? Bu videonun içinde her videoda olduğu gibi ondan da bahsedeceğiz. Sizi şöyle bir ekrana alayım. Bir iki gün önce Deep'i çalıştıranlar karşılığında şöyle bir ekran gördüler. Size de göstermek istiyorum. Bakın Deep'te güncelleme olduğunu söyleniyor. Şu an 1.0.70 varmış. Zaten bendeki sürüm bu güncel değilmiş. Çünkü zaten ben bu cihazda sadece videolar çekiyorum. Yani normal günlük kullandığım bir cihaz değil. Buradaki televizyonun kendi Android'i var. Orada daha sık kullanıyorum. Ve salonda da Mi Box kullanıyorum. O yüzden bir sürüm eksik kalmış. Çünkü arada bir 71 sürümü var. Şimdi beraberce bu güncelleme uygulamanın içinden yapmaya çalışalım. Güncelle diyorum. Tabii Deep uygulama içinde güncelleme yapmıyor kesinlikle. Bizi kendi web sitesine götürüyor. Bu arada ben Drive'daki dosyaları da güncelledim. Bilen arkadaşlar oradan da indirip kurabilirler. Ama birazdan ona da bakacağız zaten. Açılan sayfada hem iOS versiyonu yani Apple cihazlara uygun versiyon hem de Android versiyonu var. Apple cihazlarda da çalışan nadir uygulamalardan bir tanesi. Kanalımızda da iOS cihazda nasıl yükleyeceğinizle alakalı bir video var. Şimdi bakın burada üstteki Android olana tıklıyorum. Dosyalarda olabilir diyor. Bunu tüm uygulama dosyaları için söylüyor. Dolayısıyla her dosyada söylediği için emin olmak güç oluyor. Siz yine de indirip bir antivirüs uygulamasıyla mutlaka kontrol edin derim. Şimdi şurada sağ üst köşedeki butona bastım. İndirilenlere giriyorum. Bu arada Chrome'u kendi otomatik olarak açtı. Benim cihazıma Chrome yüklü. Sizin cihazınızda da mutlaka bir tarayıcı yüklü olması gerekir. Yine dosyanın üstüne tıklıyorum. Eski versiyonu kaldırmadan kurabilecek miyim? Onu merak ediyorum. Ayrıca cihazında hiç Deep kurulu olmayan arkadaşlarımıza da biraz da sıfırdan nasıl kuracaklarını da göstereceğim tabii ki. Ve tüm videolarda bu detayları mutlaka veriyoruz ki herkese hitap edebilir olsun ve herkes indirip cihazlarına kurabilsin. Geçen gün bir yorum vardı. Kendin indirip kendin kuruyorsun. Niye başkalarının kurmasına izin vermiyorsun gibi böyle saçma sapan manasız bir yorum. Bu kanalın amacı sizin de bu uygulamayı indirip kurmanız tabii ki. Kendi kendimi anlatsam binlerce insan, on binlerce kere, yüz binlerce kere hatta videolarımızı izlemezdi herhalde. Bu arada uygulama yüklendi. Herhangi bir hata vermedi. Çünkü bazı uygulamalar güncellemeleri yüklerken hata veriyorlar ve eski sürümü kaldırmak gerekiyor. Deep'te öyle bir sorunla karşılaşmadık. Umarım çalışacaktır. Çünkü Deep benim en beğendiğim uygulamalardan bir tanesi. Özellikle, bu arada reklam geldi. İlk açılda bir reklam geliyor mutlaka. Reklam konusundan da bahsedeyim. Bu pek çok uygulamada karşımıza çıkıyor. Ben Box cihazda denerken İlk açılışta bir reklam geliyor. Sonra içinde çok fazla reklamla karşılaşmayabiliyorum. Çünkü Box cihazlarda her türlü reklamı herhalde gösteremiyorlar. Yani reklam ağları bir şekilde Box cihazlarda uyumlu olmayan reklam gönderiyor olabilir. Dolayısıyla ben tecrübelerimi anlatıyorum. Daha sonra siz denediğinizde özellikle telefon ve tablete kurduğunuzda çok daha fazla reklamla karşılaşıyor olabilirsiniz. Zaten bu tarz uygulamaları ben olsam telefonuma, tabletime pek yüklemem. Yani market dışı uygulama pek yüklemem. Eğer ki o cihazlarda bankacılık işlemleri ya da şahsi mail hesaplarımı ya da şahsi sosyal medya hesaplarımı tutuyorsam. Bunu tabii ki Deep için söylemiyorum. Market dışından yüklediğimiz tüm uygulamalar için söylüyorum. Reklamdan sonra uygulama açılmaya çalışıyor. Evet, şu an açılmış. İçeriği çok fazla kurcalamayacağım. Buraları siz yaparsınız. Deep tamamen kumanda uyumlu bir uygulama. Ana sayfada az önce söylediğim gibi canlı 1, 2, 3, 4. Deep malum diye bir bölüm var. Orada direkt müsabakalara üzerine tıklayıp tabii ki kanallarda var. İzleyebiliyorsunuz. Biraz aşağıda Deep Kids var. Hemen altında seriler. Seriler 2, seriler 3, seriler 4, seriler 5 var. Hemen altında da uzun metrajlar. Uzun metrajlar 2, 3, 4, 5 var arkadaşlar. Tüm bu kategorilerin içine yani seriler 1, 2, 3, 4, 5 herhangi birinin içine girmek istediğiniz zaman sağ taraftaki 9 tane noktaya tıklamanız lazım. Oraya tıkladığınız zaman o kategorinin içindeki tüm içerikleri görebiliyorsunuz. Bu içerikler Deep'in kendi arayüzünde çalışıyor. Size herhangi bir web sitesine göndermiyor. Dolayısıyla uygulamadan çıkmadan çok daha iyi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Pek çok uygulamada ilgili kategoriye girdiğiniz zaman sizi bildiğiniz bir film sitesine gönderiyor. Dolayısıyla çok bir anlamı olmuyor uygulama içinde olmasın.
Ama dipte öyle değil. Herhangi bir içeriğin üstüne tıkladığınız zaman güzel bir özet ekranı geliyor. Hakkında, poster, yılı, ne kadar oynamış, seriler için söylüyorum. Bir sezon 7 bölüm diyor mesela. Puanı ve bölümleri burada görebiliyorsunuz. Sezon sezon da ayrılmış bir şekilde. Herhangi bölüm üstüne tıkladığınız zaman da hızlı bir şekilde oynamaya başlıyor. Ben dipte açılmayan içerik pek rastlamadım ki şu an bu da açıldı. Bu arada Player'dan hemen hızlıca bahsedeyim. Player'da yatay ve dikey ayarlama, ekran en boy oranını ayarlama, hızlı ayarlama, altyazı ve sesin varsa alternatiften seçmek gibi özellikler var. Player'ı gerçekten çok hızlı, iyi. Geri 10 saniye, ileri 10 saniye butonları var ve tabii ki önceki bölüm, sonraki bölüm var. Ayrıca şöyle bir güzel taraf var. Videodan çıkmadan, geri yapmadan o seriler için konuşuyorum. Diğer bölümlerini izleyebiliyorsunuz. Direkt player üzerinden tıklayıp işte birinci bölümü açtınız ama beşinci bölümü izlemek istiyorsunuz. Hemen bir sağ sağ yapıp player'den çıkmadan beşinci bölüme zıplayabiliyorsunuz. Bu özellikler Deep'in gerçekten çok başarılı ve sevdiğim özellikleri. Ana sayfa biraz çok dolu. Düşük konfigürasyonlu cihazlarda ufak tefek takılmalar yapabilir ama yani bir saniye daha fazla bekliyorsunuz. Sol üst köşede bir menüsü var. Menü içinde ana sayfa, duyurular. Duyurularda ne varmış? Yani uzun zamandır değişmedi bu duyurular kısmı. Aynı şeyler yazıyor. 16 Telegram kanalına gideceğiniz bir link. Ayarlar. Ayarlarda görüntü ayarı, liste ayarı. Liste ayarı dediği şu. İşte az önce bahsettim ya. Bir serinin bir bölümünü izlerken player'den çıkmadan diğer bölümlere geçebiliyorsunuz. Aynı şey kanallarda da mümkün. A kanalını izlerken B kanalını geri gelmeden geçiş yapabiliyorsunuz. Buraları artık kendi zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Şimdi cihazında hiç kurulu olmayan arkadaşlarımız ne yapacak ona bakalım. Tabii ki Deep'in kendi adresine indirebilirsiniz. O adresi açıklamaya koyacağım. Oraya tıklayıp indirebilirsiniz. Bir ikinci yöntem de yine bir tarayıcı kullanarak bizim Drive'a gitmek. Bizim Drive'a gitmek için dediğim gibi tarayıcı ihtiyaç var. Şöyle bir ana sayfaya geleyim. Tarayıcı olarak ben Chrome kullanıyorum. Şöyle Chrome'u da ana sayfaya alayım. Ama Chrome Market'te yok. Nasıl kuracağınız kanalda video olarak var. Ama direkt markette indireyim ben Deep'i kurayım derseniz GeoPages'i indirip kurabilirsiniz. GeoPages üzerinden de bu yaptığım işlemlerin aynısını yapabilirsiniz. Chrome'a tıkladım. Bizim bir drive adresimiz var. Bu drive adresine klasörler halinde sizinle tüm uygulamaları yani tanıttığım uygulamaları sizinle paylaşıyorum. Drive adresimizi şu an ekranda görüyorsunuz. bit.ly'ye çalıştığını göstermek için sizinle beraber ben de yazıyorum. Synetek. Synetek S ile arkadaşlar genelde YouTube aramalarında bile C ile aranıyor. Ondan sonra bu yazdığımız adresi kesinlikle arama çubuğuna değil adres çubuğuna yazıyoruz. Yani siz Google'a bu aramayı yaptırırsanız karşınıza hiçbir sonuç çıkmaz. Ama adres çubuğuna yazarsanız oradan kolayca ulaşacaksınız. Adres yazıp git dediğimizde böyle bir klasör listesi gelecek karşınıza. Ben burada Deep'in klasörüne giriyorum. Üstüne tıkladım. Tıklayamadım. Şimdi tıkladım. Klasör içine girdiğimizde bizim indireceğimiz dosya bu cihazlar için iOS yazan değil. O iPad'li iPhone'lar için. Diğeri Android olan. Android olan zipli bir dosya. Üzerinde şifre var. Bakın üstüne tıklıyorum. İndirme butonuna basıyorum. Bana başka bir sayfa gösteriyor. Yine de indir diyorum. Buradaki buton hiçbir şekilde işe yaramıyor arkadaşlar. O yüzden bir klasör geri gidiyorum. Sağ üst köşedeki masaüstü sitesi yazan yere tıklıyorum. Sayfa yeniden yükleniyor. Yeniden yüklendikten sonra bakın görüntü de değişti zaten. Android dosyasının üstüne yine tıkladım. Şimdi indirme butonuna bastım. Kısa bir beklemeden sonra bu sefer pop-up şeklinde bana virüs taraması yapamıyorum diyor. Yine de indir diyorum. Bakın dosya indirmeye başlandı. Yani buradaki ipucu yani püf noktası oradaki masaüstü sitesi seçeneğinin işaretli olması. Dosya indi. İndikten sonra yapacağım şey şu. Chrome'dan çıkıyorum. Ana sayfaya geliyorum. Yine marketten indirdiğim FX adlı uygulamayı açıyorum. FX Market'te indiriliyor. Ücretsiz bir uygulama. Yine bununla alakalı video kanalda mevcut ama indirip kuruyorsunuz. İlk kurduğunuzda 7 günlük bir deneme sürümü açıyor ama profesyonel sürümü denettiriyor. Profesyonel sürüm ya da standart sürümün bizim için hiçbir farkı yok. Yapacağımız iş zaten tıklayıp dosya yüklemek. O yüzden 7 gün sonunda da sınırsız bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. İlk çalıştırdığı da bir de sizden izinler isteyecek. Dosya erişim izni onları mutlaka vermeniz lazım. Sonrasında uygulamayı çalıştırdığınızda ana sayfada zaten indirilenler diye bir klasör var.
İndirilenler, yani download klasörüne giriyorum. Az önce indirdiğim zipli dosya burada. Üstüne tıkladım. Benden şifre isteyecek. Bu şifre istisnasız. Sizden şifre isteyen tüm dosyalar için 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Başka herhangi bir şifremiz yok. Şifreyi yazdıktan sonra içindeki dosyayı görebiliyoruz. APK uzantılı bu dosyanın üstüne tıkladığımızda bunu ben neye yükleyeceğim diyor. Paket yükleyiciyle yükleyeceksin diyoruz. Kısa bir beklemeden sonra bakın bunu geçici klasörü alıyor. Geçici klasörün içine açıyor şu an. Sonrasında herhangi bir işlem yapmanız gerek yok. O geçici klasörün içindeki dosyayı kendisi siliyor zaten. Bakın aynı şekilde kısa bir beklemeden sonra uygulama yüklenmeye başlıyor. Şu an yüklü olduğu için bunu güncelleme olarak görüyor. Ama siz zaten hiç yüklü değilse direkt yükle diyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Bir üçüncü yöntemden daha bahsedeyim. Öncelikle şu uygulama dosyasını sileyim. İndirdiğimiz dosyaları silmezsek bir müddet sonra zaten düşük kapasiteli bu cihazlarımız aşırı bir şekilde küçük dosyanın dolacağı için çok yavaşlamaya başlayacak. Bir üçüncü yöntem de Explore kullanmak ya da Explore kullanmak. Explore'un nasıl kurulacağını da yine kanalda bulabilirsiniz. Bir iki gün önce yayınladım videosunu. Yani bu videodan bir iki gün önce yayınladım. Açıklamada video linki var zaten. Explore'un üstüne tıkladığım zaman buradaki işlemi, yani Explore bir kere ayarlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi o videoda bunu ben detaylı bir şekilde anlattım. Ayarladıktan sonra uygulama çalıştığında burada bir Google Drive eklentisi görüyoruz ki bunu nasıl yapacağız az önce söylediğim gibi videoda anlatılıyor. Bunun altında az önce gittiğimiz Drive klasörünü görebilirsiniz. Burada yine Deep'e gidiyoruz. Bu uygulamanın güzel tarafı şu. Şöyle Deep'e gireyim. Buradaki zipli dosyanın üstüne tıklıyorum. Dosyayı kesinlikle indirmiyor. Yani geçici bir klasörü indiriyor. Daha sonra kendisi otomatik olarak siliyor. Yine şifreyi yazdım. Tamam dedim, şifre 1, 2, 3, 4, 5. Zipli dosyanın içinde APK uzantılı dosyayı görecek zaten. Bu sefer APK uzantılı dosyanın üstüne tıkladığım zaman da az önce yaptığı gibi geçici klasörü kopyalayacak ve kurulum işlemini başlatacak. En kolay yöntem bu. Dediğim gibi Explore'u bir kere ayarlıyorsunuz. Ondan sonra direkt cihazın içinde bir klasördeki dosyayı yüklüyor gibi kolay bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Chrome'a ihtiyaç yok, tarayıcıya ihtiyaç yok, adres yazmaya gerek yok. Bakın yükleme işlemi başlıyor. Her şey bu kadar. Kolay. Takıldığınız noktalar olursa aşağı yazabilirsiniz. Ben her soru cevap veremiyorum. Çünkü çok fazla yerden soru geliyor. Instagram'dan soru soran var. DM atan var. Mail yazan var çok fazla. Yorumları yazan var. Zaten YouTube'un yorum bildirim sistemi o kadar kötü ki. Yani şunu yaşıyorum sürekli. Bir yorum geliyor. Telefona bildirim düşüyor. Bildirime tıklıyorum. YouTube stüdyonun ana sayfasına gidiyorum. O yorum hangi videoya gelmiş? Birine cevap mı yazılmış? Hangi videonun altında hangi tarihte cevap yazılmış? Hiç bunları göstermiyor. Ezbere tıklıyorum. Yani normalde yoruma direkt cevapla deyip cevap yazabilirim ama hangi videoyla alakalı olduğunu bilmediğim için mesela bir laptop tanıtmışım. Arkadaşımız demiş ki işte abi bu bilgisayarda Valorant oynayabilir miyim? Ama hangi videoya ait olduğunu bilmediğim için direkt cevap yazamıyorum. Bulma şansı da sıfır. Hele ki daha önce yapılmış bir yoruma cevap yazdıysanız bulmanız imkansız. Onu yukarılarda da göstermiyor. Yeni yorum gibi de göstermiyor. Dolayısıyla ben cevap verebilirsem ben. Ama çoğu zaman arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır. Çünkü kanal yardımlaşmanın örneklerinin yaşandığı güzel bir kanal. Üye değilseniz hemen şu an abone olabilirsiniz. Yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Deep çok çok iyi bir uygulama. Özellikle seriler ve uzun metrajlar kısmında rakipsizlerden bir tanesi. Hem Türkçe dublajlı hem altyazılı pek çok içeriği Deep'te bulabilirsiniz. Player'ında hızlı oynatma özelliğinin olması çok çok güzel. Ben bunu mutlaka arıyorum arkadaşlar. Çok çok iyi bir içerik olması lazım ki normal 1x'te izleyeyim. Genellikle 1.5x izliyorum. İyileri bile 1.5x izliyorum. Böyle Yüzüklerin Efendisi gibi bir başyapıta ihtiyaç var. Normal hızda izlemek için. O yüzden Deep'in çalışır durumda olması benim için çok çok önemli. Yavaş yavaş videoyu da kapatayım. Her zaman söylediğim gibi kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınızı kanala çağırın. Videoları onlarla paylaşın lütfen. Ayrıca beğendiğiniz veya geliştirdiğiniz uygulamaları ekranda gördüğünüz mail adresi üzerinden bana indirme linkiyle beraber gönderirseniz o uygulamalara ya da geliştirdiğiniz uygulamaya destek vermek isterim. Çünkü uygulamanızı bir anda binlerce belki on binlerce kişi yükler ve uygulamanız bir anda o kadar kişiye ulaşmış olur. O kadar kişi uygulamanızı denemiş olur.
O yüzden bana yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.